Saat 23.27 ve bakıyoruz bizi kimler aramış. Nagihan Hanım merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Elif Hanım merhaba. 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 Kenan Bey merhaba. 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 Kenan Bey sözlü, Elif Hanım nişanlı, Nagihan Hanım evli. Doğru mudur efendim? Doğru. Evet doğru. O zaman yolun başında bir erkek, yola yeni girmiş bir hanımefendi ve yolun tam ortasında bir hanımefendiyle daha devam edeceğiz şimdi. Evet. Kenan bunları not al, daha yolun başındasın, sözlüsün yani. En azından dersin ki ya söz mü verdim kardeşim dersin, olay biter ama. Abi sözü verdikten sonra iş bitiyor zaten. Kime verdiniz efendim sözü? Mina. Kime? Mina. Mina. Peki aranızda evet. Mı verdiniz sözü, herkes biliyor mu bu sözü? Ya herkes biliyor da biz istemek istiyoruz, onlar vermek istemiyor gibi biraz. Nasıl oluyor bu iş? Baba çekiyorlar yani. Nerede kız? Kapısına mı dayanalım, ne istiyorsun abi, ben anlamadım. Şu... Aynı sitede oturuyorum ben zaten abi. Aynı sitede, İstanbul'un neresinde? Evet. İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta. Pekala. Elif Hanımcığım nişanlı mısınız efendim? Evet. Ne kadardır? 6 aydır. Peki sözlülük dönemi geçirdiniz mi? Sözlü oldunuz mu? Geçirdim evet. Pekala. Kenan bak 6 aydır nişanlı biri var. Bir şey sormak ister misin? 6 ay erken yani. Pekala. Nagihan Hanımcığım ne zaman evlendiniz? 2,5 sene oldu. Nişanlılık dönemi geçirdiniz mi? Evet 1 ay kadar geçirdim. Sözlülük dönemi? 1 sene. Bir sene. Kenan, Elif ikiniz de sorabilirsiniz. Bak sizin Nirvana bağlandı siz. Bayağı kalmış abi onlar. Beklemişler yani. Nagihan Hanım eşiniz de yanınızdaymış galiba değil mi? Evet yanında şu anda bizi dinliyor. Buyurun efendim eşi de yanında. Bütün testleri açık. Her şeye. Nagihan Hanım sözlülük döneminizde ne gibi zorluklar çektiniz? Mesela Kenan'ın gibi zorluklar bekliyor. Sonra nişanlılık döneminizden bahsedeceğiz. En son evlilik döneminizi anlatması için bizim devamlı dinleyicimiz Mümtaz abiyi bağlayabiliriz. Kendisi 35 yıllık kadrolu evli. Yani sözlük dönemi biraz sabır gerektiriyor. Bir ay zaten çok çabuk geçti nişanlılık döneminde. Şu an evliyiz yani çok hatırlamıyorum bile hem sözlü hem nişanlı zamanını. Nasıl yani evlenince sarhoşlu mu aydın bu işten caydın mı oldu, nasıl hatırlamıyorsunuz? Ya 2,5 sene oldu ya sanki hemen göz açıp kapayana kadar evlen ya dün, daha dün gibi geliyor çünkü bana. Çok hatırlamıyorum deyince mesela bir sabah bir uyandınız ne oluyor ya neredeyim evlendik ne içtik lan biz filan diye böyle olmasın yani. Yani ona benziyor. Elif Hanım ne zaman kısmetse evlilik? 17 Aralık. 17 Aralık. Evet. Peki siz niye böyle bir üzülüyorsunuz, bir insan düğün tarihini cenaze haberi gibi verir mi ya? Yok hayır ya. Tövbe 17 Aralık Serdar doktor söyledi 17 Aralık be. Tövbe yarabbim. Bir üzüldünüz galiba efendim, istemeden mi evleniyorsunuz? Yok yok çok mutluyum. Çok mutlu çok belli evet. Allah razı olsun sesinizden öyle belli ki yani. Yemin ediyorum yani siz konuşunca aklıma dağlar çiçekler geliyor, o kadar mutluluk veriyorsunuz şu an bana ben. Ne kadardır nişanlıydınız efendim? 6 ay oldu. Bak, yani 5 Haziran'da nişanlandım. 17 evet. Aralık'ta kısmetse düğünüm var. 17 yani Aralık'ta. Stresliyim. Zaman yaklaşıyor ya ondan olabilir. Anladım. Streslisiniz birazcık. Size nasıl yardımcı evet. Olabiliriz efendim? Nasıl mesela? Damat nerede şu an? Aday nerede? O da bu kadar stresli yanımda. Mi? O da yanınızda mı? Evet. Onda da stres var mı? Var evet. Anladım. O yanınızda diye mi bu kadar tutuk konuşuyorsunuz? Belki o da olabilir evet. Kenan bak nişanlanınca iş ciddiye biniyor gördün. Siz de bizi konuşuyorlar. Abi şöyle de bir durum var. Hepsi 6 ay ya. Hep 6 ay mı kalınıyor yani? İşte ona göre ayağına denk al diyorlar yani. 6 ay sonra direkt paket yapıyorlar. Nagihan Hanımcığım. Efendim. Efendim 17 Aralık'ta bir düğün var. Öbür beyefendiye de kızı vermiyorlarmış efendim. Yok veriyorlar da hani. Veriyorlar da yarısını veriyorlarmış. Ben yanlış anlamışım. Anladın mı bunu? Veriyorlar da ne oluyor? Veriyorlar da. Bekletiyorlar. Okul var. Okullar bitecek falan ondan sonra. Bekletiyorlar. Bunu verelim yani... de bu daha olmadı. Biraz bekletelim. Benim askerlik var. Bedelli bekliyoruz daha. O daha iş var. Ha, o daha senin askerlik var. Kızın okulu var. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben peki, demiyorum öyle diyorlar. Peki bu söz aile arası bir söz mü? Yani öyle oldu. Anladım. Elif Hanımcığım nişanlınız da yanınızdaydı değil mi efendim? Evet. Doğru söyleyin. Kavga mı ettiniz? Yok yok kavga etmedik. Birinizin radyosu açık. Kim acaba o? Hanginiz o? Üç kişi olduğu için evet, ortaya sor. O evet diyen benim. Kapatsın lütfen. Lütfen kapatsın. Bir de söylüyor. Evet benim açık. Niye açık? Gıcını açtım. Devamlı uyarıyorsunuz. Gıcını açtım. Peki Elif Hanımcığım nasıl tanıştınız efendim nişanlınızla? Üniversitede tanıştık. Evet. 4 yıl önce. 4 yıl önce evet. Evet. Bu Aralık'ta da evlenmeye karar verdik. 4 yıl önce tanıştınız. Yani tanıştığınız gün mesela şey mi dedi? 2016 Aralık ayında. Yok hayır öyle olmadı. Öyle olmadı. Ocak ayında 2016 Ocak ayında evlenmeye karar verdik. 28 Ocak'ta isteme oldu. 5 Haziran'da nişanlandık.
Evet. 17 Aralık'ta inşallah evleneceğiz. 17 Aralık'ta inşallah evleneceksin. İnşallah evet. Efendim. Yani inşallah. Dualarımız sizin de ama yani bilemedim şu anda. Çocuğa iyi bir şey mi yapıyoruz acaba? Yani iyi bir şey evet. Yani bilmiyorum, bir de ona sormak lazım. Peki evleneceksiniz, tamam, güzel. Beyefendinin adı ne acaba? Siz bu müzikle devam edin istedim ben. Ses tonunuz çok uygun olacaktır bu müziğe. Buyurun. Talha Dağhan. Dağhan. Ne iş yapıyor Talha kendisi? Adı önemli değil. Kaderi benzemesin kimsenin çocukla. Adı önemli değil. Ne iş yapıyor kendisi? Kendisi satış pazarlama yapıyor. Satış pazarlama yapıyor. Evet. Peki. Siz kaç kardeşsiniz? İsteme merasimi falan nasıl oldu bunlar? Birazcık bahseder misiniz bize? Ben iki kardeşim. Bir erkek kardeşim var. Evet. İsteme merasimi güzel oldu. Kolay oldu. Biraz trafikten geç kaldılar. 4-4,5 saat kadar. Bak, farkında mısınız bilmiyorum ama isteme merasimi anlatıyorsunuz. Alttan müzik çaldım. Kenan abi ve Nagihan Hanım hiç garipsemedi o müziği. Öyle anlatıyorsunuz yani. Öyle bir ki yani Serdar'cığım, isteme günü bunlar omuzlarında tabutla beraber kapıya geldiler. Öncelikle lokumu yedik. Lokumdan zehirlenen herkesi tabuta koydular. Yavaş yavaş aşağı doğru inerken herkes salyasümü ağlıyordu. Öyle. Peki Kenan'cığım, sen inşallah hadi de, yani aklında bir şey yok mu? Şu tarihe evleniriz, bu tarih şöyle yaparız filan diye. Ben evlilik teklifini ettim hemen, bu hafta desinler, ben hemen evlenirim. Ama demiyorlar işte, yani bir sıkıntı, evet, bir şey, bir alternatif mi baksak, ne yapsak? Bizi takmıyorlar demek ki abi. Ne yapmıyorlar? Takmıyorlar demek ki bizi abi. Öyle de düşünmeyin canım, öyle de düşün. Nagihan Hanım, ne diyorsunuz, adamı takmıyorlarmış adamı? Vallahi bilmiyorum. Allah razı olsun, çok yardımcı oldunuz aradığınızdan evet beri. Bir saattir de söyledik, anons ederken de dedik ki bakın arkadaşlar, Nirvana'nın size istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sanki 7 kere evlenmişim gibi her evlilik sorusuna ben cevap veriyorum yine. Pek fazla sesiniz gelmiyor, bir de o yüzden karşı tarafın sesi de gelmiyor, anlayamıyorum. Tamam, size ben aktarayım o zaman. Çocuk var mı efendim sizde, ben sorayım ya da? Hayır, şu anda yok. Andan bahsetmiyorum zaten. Çocuk şu an bakayım, yok şu an. Yani... Yok, çocuk yok. Eve mi gidiyorsunuz Nagihan Hanımcığım? Efendim? Eve mi gidiyorsunuz, eve mi? Evet, eve gidiyoruz şu anda, yoldayız. Nereden geliyorsunuz, gidiyorsunuz eve? Annemden gidiyoruz. Annenizden gidiyorsunuz? Evet. Tamam, anladım. Bir telefon, şey, enişteyi bir telefon alabilir miyim acaba size zahmet? Ben yanımda alayım. Tabii, vereyim. Bir şey alayım. Alo. Merhaba. Merhaba İyi abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, 2,5 yıllık evli, nasılsınız? Vallahi şu an iyi gidiyor. Ben de memnunum yani. Anladım. Kaynana şehir dışında mı sizin de? Aslında şehir dışına yeni yolladık. Ankara'ya gidiyor. Güzel güzel, planlar tutmuş. Yani yarın bir 10 Kasım merasimine katılacak. Biz de öyle bir uğurladık. Anladım. Abi şu an bunu anlatırken hani böyle sivrisinekler devamlı ön iki elini ovuşturur ya hani böyle. Hep böyle işi de rast gitmiş. Oo, hadi bakalım. Yeni gönderdiniz kaynanayı. Peki ne zaman dönüyor efendim? Bir günlük gitti. Bir günlük bir gün. Gitti. Bir gün, evet. Oradan sonra da 11 Kasım'da başka bir şey bulaydık, bir yerlere gönderseydik efendim, yani isteseydiniz siz. Bilmiyorum. Takvim yapraklarından bakıyorum özel günlere. Özel günlere bakıyorsunuz. Mesela, tamamen atıyorum, tamamen mesela, tamamen atıyorum işte. Ne mesela, Van'ın kurtuluşu, hadi. İşte İstanbul'un fethi, sen kal biz gidelim o zaman diye. Pekala beyefendi, teşekkür ederim, çok güzel bir sohbetti, sağ olun bizi aradığınız için. Görüşmek üzere, Nagihan Hanım'a da selamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sağ olun efendim, iyi akşamlar. Elif Hanımcığım, bir nişanlınızı alabilir miyim acaba telefona? Tabii ki veriyorum. Tabii ki. Alo. Alo. Efendim? Nasıl efendim? Bana niye telefon sapı gibi davranıyorsun? Hayır canım, niye telefon sapı gibi davranayım? Çocuk tedirgin ama öyle bir kızın yanında, baksana kız çok soğuk kız yani, anladın mı? Hiç konuşmuyor. Şey, beyefendi az önce işte ne zaman evleneceksiniz falan anlattım. Yemin ediyorum öleceği günü anlatır gibi anlattı Elif Hanım. Dinledim, dinledim. Dinlediniz değil mi? Hani korku filmlerindeki saçları çift örgülü kızlar var ya hani. Evet. Böyle hani eve gelene garip davranırlar. Aynen öyle yaptı bana. Aynen, böyle sesi sanki farklı bir yerden geliyormuş gibi. Peki, düğün tarihi falan alınmış efendim hep? Evet, evet, aldık. Anladım, aldınız efendim. 17 Aralık. Anladım, hemfikirsiniz yani. Tabii ki. Yanında zaten, ne desin ki yani. Şu an içinde volkanlar kopuyor içinde. Allah belanı vermeye Serdar. Her gün tek dinlerim. Bir kere manitayı da dinledik. Onunla bağladım bizi. Hiçbir şey gülemiyorum ki. Neye gülsem kapatınca kavga çıkacak. Aynen. Kapatınca öyle diyecek şimdi. Dedin dedin, o kadar durdun. Aynen dedin. Adamla aynı fikirdesin. Telefon kapandıktan sonra.
Peki en son tartışmanız ne zaman oldu acaba efendim? Bu arada adınız nedir, hitap etmek için soruyorum. Talha benim ismim. Talha Beyciğim, ben de mi başka bir şey duydum sanki, ya da ben mi öyle salladım? Ne duydunuz? Yok, doğru söylediniz, ben dinliyordum. Adam bozuldu radyodan. Bozuldu. Ne dedi demin? Öyle değil, ben demin başka bir şey duydum Talha abi. En son tartışmanız ne üstüneydi peki? En son tartışmamız... Vallahi hatırlamıyorum yani, nişanlılıktan sonra çok fazla tartışmadık. Seni yarın yayına bağlasınlar, aynı soruyu soracağım. Tamam. Ama cevabını biliyorum. Büyük ihtimal böyle ana. Abi sorma, dün telefonu kapattıktan sonra o kadar güldük, eğlendik. O demin yayında gülen kadın. Hiç ama hiç o değil. Neler yaptı abi, bana anlatamam. Ben hiç tanımamışım onu ya. Niye güldüğüme taktı, seninle konuştuğuma taktı. Güzel şakalar yaptın, onlara güldüm. Neymiş efendim, onu çekiştirmişiz yayında. Sanki çekiştirsek herkes açık yayında yapacağız abi ya. Vallahi billahi. Ne oldu? Ayrıldık abi, ne olsun. Yok. Nişan attık. Allah, sen yine atma, bir yere koy, geri alırsın. Atma. Tamam. Sen yine öyle nişan öyle cümleler kullanma yani. Nişan, bir yere koyduk de nişanı, oradan tekrar tamam. Geri alacaksın nasıl olsa. Tamam. Yani çok uzağa atarsın, alamazsın falan, problem olur. Sonra yarın kendimi haberlerde seyretmeyeyim ben. Tamam. Hadi. Hadi ya, korku filmlerinde havuz başında hani böyle parmak ucunda yürüyen kadın var ya, hani evli adamın önünden geçer. O gibi hissettim kendimi. Neydi Talha Bey? Sağ ol, evet. Abicim bizi aramış olduğun için. Elif Hanım'a da selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayırlı olsun şimdiden. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Sağ olun. Kenan abicim. Efendim abi. Yanında bana telefonu verebileceğin kimse yok herhalde, değil mi? Maalesef seçim ya arabada. Yazık sana. Hatta yazık şey sana. Yaptım yani, hani hat düşmesin veya işte az önce de bir konu vardı, ona bağlanmak istemiştim. Neydi abicim konu? Telefon kaynana konusu. Evet. Telefonu aradılar beni, yanlışlıkla oraya bastım WhatsApp'ta konuşurken. Kaynana mevzusunda mı seni aradılar? Yok, evet, ben bağlanmak istemiştim. Aradılar. Anladım da kaynanan yok, niye seni arasınlar, ben anlamadım. Ama kaynana sayılır sonuçta. Kim sayılır kaynana? Yani sonuçta sözlüyüz ama kaynana var yani. Yarım kaynana seni. Kaynanacık yani, seninki. Kaynanacık. %50 kaynana henüz. Kaynanacık. Nasıl kaynanacığınla aran? Çok iyi. Ben çok seviyorum. Ama kızı vermiyorlar. Yok, vermemek değil aslında. Dediğim gibi şey. Tamam hani vermiyorlar da yani, veriyorlar da saklıyorlar ama yine de. Yok canım öyle de, kızı veriyorlar da saklıyorlar. Bulamıyorum. Ya vermesinler, kaçırırız ya. Bunu yayında deme. Ama söylersen de haber ver bize de, en azından ne bileyim, gönüllü mönüllü falan bir şeyse bakarız. Sıkıntı yok, gönüllü. Tamam peki. Gerçekten yani. Tutuyor, problem yok. Tamam, ne kadar kaldı Ne o ya? Ne kadar kaldı sözün bitmesine diyecektim. Ne alakası varsa ama... Tamam mı, ne kadar kaldı? Hayır. Ne kadar kaldı gerçekten evlenmenize? Sence tahminen? 2 sene var daha. 2 sene var daha. Tabii okul bitecek. Daha yeni başladı okulu. Üniversite bitecek 2 yıllık. O bitecek, ondan sonra... Meslek yüksek okulu dersek ona. Evet. Şimdi fakülte okuyanlar bozuluyor şimdi yaza. Demin 2 yılla tabii, üniversite tabii. Dediler. Biz 4 yıllık fakülte mezunu olarak sizi çok tepkiliyoruz şu anda. Hatta ön lisans diyorlar artık. Peki çok teşekkürler Kenan abicim bizi aramış olduğun için. Görüşürüz. Rica ederim. Bu arada sağ bir şey söylemek isterim abi. Efendim abicim. Benim hayatımda ilk defa bağlandığım ilk canlı yayındı bu. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Bunu duyduğum için ben çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Sana abi, bir adet tişört veriyorum o zaman. Bu anı hiç unutma, olur mu? Tamam abi, ben ilkimsin, hayatta unutmam. Sağda solda böyle anlatma sakın. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol.